Aynı mane yok mu ya? Bütün kırmızıları süreceğiz. Sephora'dan bir kırmızı. Mat olmanın yanına bile yaklaşamamış bir ruj daha. Ben de yok mu artıran yok mu artıran diyeceğim yani birazdan. Ne olduğunu şaşırmış yazık. Selam arkadaşlar, Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. İstediğim ki makyaj malzemelerimi bir temizleyeyim. Çünkü temizliği çok seviyorum ve arada sırada makyaj malzemelerini temizlemeye de bayılıyorum. Ben temizlerken bir yandan da size neyim var neyim yok göstermiş olacağım. Her şey önce fırçalarımı şu şekilde ben bir bardağın içerisine koyuyorum. Sonra güzel bir deterjanla bakın nasıl güzel çıkıyor görüyor musunuz? Yani deterjan olmayacak bir deterjan bu. Hani cilde temas ettiğinde herhangi bir sorun yaratmayacak. Mutlaka evinizde farklı varyasyonları vardır. Şimdi ben hani marka söylemiş gibi olmayayım. Koyuyorum. Ondan sonra bekliyorum. Bir yarım gün falan bekliyorum. Ondan sonra güzelce yıkıyorum. Sonrasında da kurutuyorum. Bunu mesela bu ay hiç kullanmamışım. O yüzden de bunu yıkamayacağım. Bunlar burada dursun. Biz diğerlerini silme işlemine geçelim, tamam mı? Öncelikle şu kutunun kapağını sileyim çünkü sildiklerimi buraya koyacağım. Oo, bayağı da kirlenmiş. Elime şöyle bir baz geldi. Bu bazı çok seviyorum gerçekten. İnanılmaz güzel. NYX'in bazı bu. Şöyle bir far geldi elime. Böyle böyle sileceğiz. Yani ben bu işlemi bir ayda bir falan yapıyorum. Pudrası. NYX'in yine pudrası. NYX'i marka olarak çok seviyorum. Bu arada şey de yapabilirim ben. Tek marka makyaj videosu da çekebilirim. Bu benim kullandığım Golden Rose'un bir farı. Şu an şey farı diyorum ya allığı. Şu anda da var zaten. Görüyorsunuz. Yani ben pembe olacak benim aldığım. Çok fazla şey olmuyor. Bu da yine NYX'in. Herhalde NYX marka ben çok kullanıyorum, tercih ediyorum. Far paleti. Bakın size renklerini göstereyim şöyle. Hangi renkler var bende. Şöyle. Kameram da gözüktü değil mi? Clinique'in ben fondöteni kullanıyorum zaten. Hani daha öncesinden de söylemiştim. Yine yedek. Yine Clinique'in yedeği. Böyle çok kullandığım şeyler yedekli olmalı bende. Yoksa rahatsız oluyorum. Bu da aslında bir far ama Sephora'nın bir farı. Ama bana şey geliyor. Birazcık kızılımsı geliyor. Şöyle bir şey. Yani dediğim gibi daha tatlı pembe tonlarında olması gerekiyor benim böyle. Bunlar daha ziyade annem gibi daha esmer tenli kadınlara çok yakışıyor gerçekten. Ben beyaz tenli olduğum için çok bana gitmiyor. Yine şöyle bir far şeyim var benim. Bu ne? Palette for bilmem ne bilmem ne. Nereden aldıysam hatırlamıyorum bile. Bir sürü rengi var. Herhalde renkleri için tutuyorum ben bunu. Eğer NYX'in paletinde yoksa renkleri için tutuyorumdur. Ondan sonra yine şöyle bir yeşilimsi, sedefli yeşilimsi bir farım var. Onu da geçelim. Ondan sonracığıma şöyle bir şey var be ya. Göze sürmelik. Yani çok fazla kullanmıyorum aslında. Bunun aynı zamanda hani şey nötr kontür olayı çıktı ya bir ara çok modaydı. O kontür olayında bu ikisini kullanmak için almıştım ama çok fazla kullanamamıştım. Zaten çok fazla kontür olayına da girmemiştim ben. Yani bana çok gitmemişti. Çünkü çok gölge verilecek bir surata sahip değilim. Zaten incecik küçücük kaşık kadar suratlısın derler ya. Kaşık kadar suratım var. Bir de kontür yapınca böyle eciş büçüş yani küçücük bir şey kalıyor. Şöyle bir gözaltı olayı var. Bu hangi markaydı ya? Çok da hani beğenilen bir marka. Şöyle gözünün altına sürüyorsun. Güzel oluyor. Ondan sonracığıma rujlara geldik bakın. Ama ne renk çıkacak içinden? Flormon'un bir rujuymuş. Pembe bu ya. Kırmızı değil, pembe. Değil mi? Sürsem mi? Hani dedi ki kırmızı rujları üst üste süreceğiz diye ama bu pembe sayılır bence. Sürmeyelim. Bu da yine hangi marka bu ya? Ha Flormar'ın. Flormar'ın bu renk de çok güzel. Yani bu
Ne renk? Vişne çürüğü. Vişne çürüğü süper bir renk gerçekten. Heh, kırmızı rujlara başladık galiba. Evet. Kırmızı ojen ve rujun çok fazladır gerçekten. Bu da Sephora'nın ruju R04 diye geçiyor. Hani beğenirseniz alırsınız diye söylüyorum. Ayna mayna yok mu ya? Şuradan süreyim ben de. Ayna getirmişim ya da şu daha kolay. Şöyle bir şey. Yani bu birazcık şeye kaçıyor. Turuncuya kaçan bir kırmızı ama çok severek kullanıyorum. Ama ben şimdi mesela şey yapıyorum. Mutlaka ve mutlaka kırmızı ruj sürdüğümde şöyle bir üzerine tampon yapıyorum. Fazlasını alıyorum. Çünkü hani çok sevmiyorum. Çok fazla fazla. Yine aynı şekilde sanki dışarıya giderken yapıyormuşum gibi yapacağım. Bakın şöyle fazlasını alıyorum. Dudağımda kalan renk daha böyle natürel, daha ıslak olmayan bir ton kalıyor ve çok daha fazla hoşuma gidiyor. Evet, devam edelim. Aa, bakın bu daha açık kırmızı bir ton. Bunu da sürelim hadi. Bütün kırmızıları süreceğiz. Bakalım ne çıkacak en son. Bunun fazlasını almaya gerek kalmadı. Bakın çünkü daha mat olduğu için bu. Bunun da ne olduğunu size söyleyeyim. Ama söyleyemiyorum çünkü yazmıyor. Bazı rujlarda böyle yazmıyor ya, deliriyorum ya. Nasıl yazmazsınız? Yazmıyor. Ama o daha mat olduğu için fazlasını almaya gerek duymuyorum şu anda. Ama diğerleriyle çok fazla karışmasın diye şöyle bir alayım. Yine de bayağı çıktı baksanıza. Gerçi iki rujun birleşimi de olabilir bu. Aynen. Silmeye devam edelim. Sephora'dan bir ruj geldi bakın. Ne kadar çok kırmızı var. Baktığımızda oje falan akmış galiba. Kötü gözüküyor. Aa, bu kahverengi. Bu kırmızı değil, bu kahverengi. Yine Sephora'dan bir ruj geldi elime. Galiba bu da evet. Mürdüm. Bu da mürdüm. Yani bunu sürmesek de olur. Böyle gözüküyor. Sürmeyeceğiz. Yine Sephora'dan. Ne kadar çok Sephora rujum var benim ya. Şöyle düşündüğümde neredeyse bütün rujlarım Sephora'dan almışım. Demek ki memnun kalmışım. Aa, kan kırmızısı. Bakın kan kırmızısı. Hadi sürelim bunu da. Sephora'dan bir kırmızı. Çok yağlı bir ruj. Sürerken çok kremimsi oluyor ve çok fazla fazla gibi geliyor. Bakın. O yüzden de hani bir şeyle alma isteği uyandırıyor yani. Az önce bahsettiğim bu alma isteği var ya. Bunda uyanıyor yani. Baksanıza ıslaklığa. Altında o kadar ıslaklık bırakmış ki. Evet, devam edelim. Hem silelim hem yıkalım. Bu şeyim, rimelim. Rimelimizi şöyle koyalım. Ondan sonra bir tane göz kalemi çıktı. Göz kalemimiz. Kırmızı rujlarımı genelde bununla çerçeveliyorum. Yine Sephora'dan almışım. Çok güzel bir kalem, tavsiye ederim. Sephora'nın rujları ve kalemleri güzel oluyor. Beğeniyorum. Yine aynı şekilde yine dudak kalemi. Eyeliner. Genelde eyeliner kullanıyorum aslında ama bugün kalem çekesim geldi. Aslında şöyle bir baktım, kalemlerimi hiç kullanmadığımı fark ettim. O yüzden de onları madem öyle hani bitireyim, bir daha da kalem almayayım, hep eyeliner alayım diye düşündüm.
O yüzden de bitirme yoluna gideceğim. Şöyle hiç kullanmadığım bir şey var. Bunu atayım ya. Böyle böyle. Beyaz. Şunu da at gitsin. Yine dudak kalemi. Çok güzel bir dudak kalemi. Bir ara şey çok güzel moda olmuştu. Nötr renkler. Nude renkler. Çok moda olmuştu. Ben de kalemleriyle birlikte çok fazla. Şimdi ne kadar çok kırmızı rujum varsa o zaman da o kadar çok nude, nötr rujum olmuştu gerçekten. Çok fazla vardı. Ama şu anda pek yok. Hani bitirmişim hepsini. Yine bir tane Golden Rose'dan göz kalemim var. Evet. NYX'in bir dudak şeyi, ruju. Çok güzel oluyor bunlar, tavsiye ederim. Serisi yani NYX'in gerçekten hani far serisi ve dudak serisi çok güzel. Evet. Bir ruj daha geldi elimize. Bakalım bu ne renk çıkacak? Ne renk? Unutuyorum ben de ya, kırmızı. Yine kan kırmızısı. Arkadaşlar ve baya baya bu da mat olmaktan, mat olmanın yanına bile yaklaşamamış bir ruj daha. Yine aynı oldu. Yani fark ettiyseniz o kadar çok tonlar birbirine benziyor ki zaten dudağında farklı bir şey bırakmıyor. Evet, devam edelim. Yine Sephora'dan bir ruj geldi elime. Ben de yok mu artıran, yok mu artıran diyeceğim yani birazdan. Şöyle bir mat ruj. İşte mat mat çok seviyorum ben ya. Hepsinin mat olması lazım. M15 yazıyor bu da. Gerçekten bu da çok sevdiğim rujlarımdan bir tanesi. Haydi sürelim. Çok güzel. Çok kadınsı gerçekten. Evet. Bakalım bu ne renkmiş? Kırmızı. Ne ki bunu? Rival. Rival de Loop. Sürelim hadi bakalım. Ne kadar çok kırmızı ruj. Şimdi kaç tane sürdüğümüzü sayacağım ben birazdan. Ucu kendinden geçmiş. Başka başka. Ha, nude. Bakın nude kalan rujlarımdan bir tanesi. Üst üste sürmüşüm herhalde kırmızıyla. Ne olduğunu şaşırmış, yazık. Bu ne artisti, bunu atalım ya. Aa, yeşil bir göz kalemi. Bir ara çok kullanırdım yeşil renkli. Şimdi uzun zamandır kullanmıyorum. Bunu atalım. Aa, bakın Givenchy'in bir ruju geldi. Givenchy'in ruju da en gerçekten çok güzel rujlarından bir tanesi. Rujlardan bir tanesi elimde olan. Neydi? Russian Red miydi bu? Rus kırmızısı. Çok da seksi bir şey var. Ambalajı var. Bunu bana Fatih almıştı. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bu gerçekten kırmızı rujlarımın arasında en güzeli. Sürelim hadi. Bunu sürdüğümde kendime özel hissediyorum. Yine fazlasını alıyoruz. Zaten herhalde bitmek üzere. Bunun içinde ne var ya? Yine kırmızı bir ruj var. Ne almışım? MAC. Bakar mısınız? MAC'ten bir ruj. Peki kırmızı mı? Evet kırmızı ama daha önce hiç sürülmemiş.
Nasıl kıyacağım ben şimdi buna? Yalandan yalandan süreyim bari. Ay bunun 9'u da mat ve çok güzel. Çok güzel. Kırıldım. Bunu kutusu da tekrar kaldırayım. Oy kıyamam kıyamam bebeklerim benim bebeklerim. Bu arada kaç numaraymış bu? Size söyleyeyim. Hangisini sürdüm diye soracak olursanız diye. Ne yazmıyor? 612. Russian Red buymuş ya. 612. MAC'den Russian Red. Evet. Şunlar çöp. Şu kutunun içini de silelim bakalım. Size kaç tane kırmızı ruj denediğimi söyleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aynen. Değiştirdim. İnşallah daha güzel bir şeyler görüyorsunuzdur. Tam tamına 8 tane kırmızı ruj denedik arkadaşlar. Ve hepsi de birbirinden güzeldi ama en çok şu MAC'ten Russian Red tabii ki favorim ve Givenchy'den. Givenchy'den hangi ton? 306. 306 şu ikisi favorim. Ve 8 tane rujdan sonra yarattığımız etki aynen böyle oldu. Haha. Şunları da şöyle göstereyim size. Çok deneysel bir video oldu gerçekten bu. Evet. Bir yandan da fırçalarımız bakar mısınız? İyice renk vermeye başladı. Bunlar bitecek. Ondan sonra ben güzel güzel bunları yıkayacağım. Sabunlayacağım. Sonra da kurutacağım ve pofuduk pofuduk aynen şöyle olacak. Evet, farklı bir videoydu arkadaşlar. Yine benimle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Arada sırada böyle temizlikler yapıyorum ve bu sefer sizi de yanıma aldım. İnşallah keyiflidirsin için. Takip edin, zile basın ve yorum yazmayı unutmayın. Ve ayrıca beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz yine Monaper isminde sizi bekliyor olacağım. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.